Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 31 Ağustos sabahından bir güzel cumartesi gününden günaydın diyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Sinem Başman. Bugün sizlere gecenin sıcak gelişmelerini, dünün çok konuşulanlarını, dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yansımalarını aktaracağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan yansıyanlar coşku, kutlama ve birlik beraberliğe dair çoğunlukla. Ama bir de tabii ki polemikleriyle beraber gelen bir bayram oldu 30 Ağustos Zafer Bayramı. Onlardan da bahsetme fırsatı olacak ilerleyen saniyelerde, ilerleyen dakikalarda. Aynı zamanda önemli özel bir yayın konuğum olacak ve onunla ilgili de yine ayrıca parantezler açacağımız özel konularımız olacak. Sürpriz olsun diyelim. Hemen gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Gece saatlerinde İstanbul'da Bahçeli Evler'de insanların şifa bulmak için geldiği hastanenin acil servisini eli silahlı şehir eşkıyaları taradı. Bir polis, bir jandarma, bir güvenlik görevlisi, iki hasta yakını, toplam 5 kişi yaralandı. Gecenin geç saatlerinde ellerinde silahlarla geldiler. Hastanenin acil servisini kana buladılar. Bir hastane polisi, bir hastane jandarması, bir güvenlik görevlisi ve iki hasta yakını yaralandı. Saatler gece yarısını geçtikten sonra 02:30 sularında gerçekleşti saldırı. Eli silahlı eşkıyalar hastane önüne arabayla geldi. Namlularını acil servise doğrulttular. Hastaların şifa bulmak için kendini can havliyle attığı acil servisi kurşun yağmuruna tuttular. Bahçeli Evler Devlet Hastanesi kana bulandı. Saldırıda yaralananlar hemen aynı hastanede tedavi altına alındı. Hastalar ve sağlıkçılar büyük korku yaşadı. Kurşunlar hastane camları acil girişinde bekleyen ambulans ve park halindeki bir araca da isabet etti. Saldırının kime yönelik olduğu ve gerekçesi henüz bilinmiyor. Polis her yerde failleri arıyor. Hiç kolay değil. Bakın şimdi orada çalışan sağlık görevlileri hem o silahlı saldırının hedefindelerdi. Silahlı saldırıda kurşunlara hedef olabilirlerdi. Zaten güvenlik personeli anlamında sağlıkçıların bir kısmı bu kurşunların hedefi haline geldi. Ve o insanlar uğradıkları saldırıdan sonra görevlerini yapmak için o insanları alıp acil serviste bir de hemen acil müdahalelerini yaptılar, tedavilerini yaptılar. Aynı zamanda o insanlar bugün evlerine gidecekler. Geceden nöbetçi olanlar sonrasında uyuyup uyanıp tekrar aynı yerde çalışmaya devam edecekler. Bu ülkede gerçekten sağlık çalışanı olmak hiç kolay değil. Bu ülkede ne kolay diye soracak olabilirsiniz. O yüzden de biz dedik ki kolay değil olsun bugün başlığımız. Kolay değil dediğiniz ne varsa bize yazın gönderin diye. Çok güzel özellikleri var ülkemizin. Bu ülkenin vatandaşı olmanın, bu toprağın evladı olmanın çok güzel yönleri var. Ama aynı zamanda çok zor tarafları da var. O yüzden Ezgi Gözeger hesapları X ve Instagram üzerinden kolay değil dediğiniz ne varsa yazıp göndermeniz için emrinize amade efendim, buyursunlar diyelim. 30 Ağustos gündemiyle devam edelim. Dedik ya bu ülkenin çok güzel tarafları var. Bu toprağın evladı olmanın çok güzel yönleri var diye. Aslında sıradaki haber biraz onlara, o durumlara örnek. Gazetelere şöyle bir bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'ni getirsin yönetmenim Hilal Orhon. Zafer şöleni başlığını atmış 30 Ağustos kutlamalarına. Anıtkabir'e olan yoğun ilgiye de yer vermiş. Yurttaşlar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Cumhuriyet diye haykırdı. Türkiye atasına koştu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tam bağımsızlık yolunu açan büyük zaferin 102. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İlk resmi tören Anıtkabir'de düzenlendi. Ardından yurdun dört bir tarafından gelen yurttaşlar büyük Atatürk'e minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir'e akın etti deniyor. Farklı şehirlerden manzaralar da aktarılmış. Bayrak ve Atatürk'e olan saygıyı Anıtkabir'e taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları'nın da selamlama, saygı uçuşunu da yine genişçe görmüş gazete diyelim. Bir diğer gazete Milliyet Gazetesi, bakın o nasıl ele almış durumu. Milliyet Gazetesi de manşetten genişçe yer veriyor. Minnet ve coşku bir arada diyerek dört bir yanda zafer şarkıları. 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. 7'den 77'ye vatandaşlar bu anlamlı günde Atatürk ve silah arkadaşlarını da
unutmadı. Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmayanlar da enteresandı, unutanlar da enteresandı. Onlardan da bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Mesela İzmir İnternasyonel Fuarı'nın açılışında konuşan yapay zekanın en ünlü çıktısı Robot Sofya Atatürk'ü unutmadı. Ama bunun yanı sıra Atatürk'ü unutanlar da vardı. Geleceğiz. Önce Anıtkabir'e yoğun ilgi gösterildi. 30 Ağustos'un 102. yıl dönümünde bir Anıtkabir'e gidelim. Atatürk ölmedi. 102'de yaşıyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Gündüz de gece de Anıtkabir'e akın etti vatandaşlar. Büyük Zafer'in yıl dönümünde atasına koştu, onu minnetle yad etti. Atam merak etme, biz evlatlarımızı onların izinde yetiştiriyoruz. Atamızın bize gösterdiği izde devam edip yürümemiz lazım, korkmadan. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda en önemli ve en özel adreste Anıtkabir'de. Binlerce Atatürk sevdalısı avluyu doldu taşırdı. Mozele başında eller dua için açılırken gökyüzünde Türk yıldızları akrobasi timi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle selamladı. Türk yıldızları, Anıtkabir saygısı için kalkışa başlıyoruz. Hepinize iyi günler. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destanın mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde büyük bir minnetle anılıyor. İzmir'den geliyoruz. Atatürk'ün isminden ve resminden korkanlara inat buradayız. Atamızı unutmayız, unutturmayız. Bizim için dünyanın en büyük lideri ve öyle de kalacak. Biz Mersin'den geliyoruz buraya. Çocuklarımı ziyarete getirdim. 18 yaşına bastıkları için bundan sonraki hayatlarında örnek alacakları yerden başlamalarını istedim. Çok heyecan var. İlk defa geliyorum. Çoğunlukla görmek isterdim. Okul gezilerinde özellikle müdürümüze de bildirdim götürür müsünüz bizi diye. Ama hep 5'ten kapandığı için yetişemezdik. Nasip bugünmüş. Kimi 18. yaşını karşıladı Anıtkabir'de, kimi ilklerini. Atatürk'ün bir asır önce yaktığı ve sönmeyen büyük mücadele ateşinin yıl dönümünde. Bizler ve bizden sonra gelenler, bunların da evlatları sayesinde inşallah bu ateş sönmeyecek. Çünkü bu ateşi söndürürsek özgürlüğümüz gider, vatanımızı gider. Gurur duyuyoruz, kıymet biliyoruz. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ölümsüzlüğe gidiyoruz, atamıza yürüyoruz. Atatürk anlatmaya gerek yok, cümleler yetmez zaten. Onu bütün dünya biliyor, biz yaşıyoruz. 65 yaşını geçtim. Hala buradayız. Sabah kalktık beraber eşimle. Gidelim, gidelim, gidelim. Tüylerimiz diken diken oluyor, gözlerimiz doluyor. Buraya her geldiğimde kalbim çıkacak gibi oluyor. Her cümlede şükranla, minnetle, saygıyla dile gelen Atatürk sevgisi bambaşkaydı. Tarifi imkansız duygular bir kez daha binlerce kişiyle aynı anda yaşandı. Genciyle, yaşlısıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramı bütün Türk milletine kutlu olsun. Hem mutlu Türk'üm diyene. Hasanlıoğlu, İsmet İnönü'nün mezarını, sergi alanını, her yeri gezmek istiyorum, her yeri. Çok mu seviyorsun? Hem de çok. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Anne ve babalarımız bizi nasıl yetiştirdiyse biz de çocuklarımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü izinde gençler yetiştirmeyi sanırım bir miras olarak aldık. Kalbim burası. Bu ortamı yaşamadan ölmek istemedim. Gelememiştim daha önce. Gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de Anıtkabir'e ziyaretçi akını vardı. 30 Ağustos sabahından gece saat 22'ye kadar 352.026 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği açıklandı. Akşam saat 10'a kadar açıktı Anıtkabir ziyarete. Dolayısıyla atasına koşanlar, atasına coşkuyla gidenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu orada yaşamak isteyenler akşam saatlerinde gecenin karanlığını yaktıkları telefon ışıklarıyla aydınlattılar ve muhteşem bir manzara çıktı ortaya. Belki sosyal medyada denk gelmemişsinizdir diye haberimizde de aktaralım istedik. Çünkü bunu herkes görsün, hep beraber yaşayalım istiyoruz. Tek bir çatı altında toplanalım, milli değerlerimizle birlikte gururlanalım istiyoruz sevgili izleyenler. Bu minvalde bir haber de paralimpik sporcularımızın başarısıyla ilgili olacak ilerleyen dakikalarda. Daha ikinci günden madalya sayımız 5'e çıktı sevgili izleyenler. Onun da müjdesini aktaracağız. Pek çok mesaj var. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gerçek habercilik sadece NAV'da diyor
Çok teşekkür ederiz demiş. Aylin Akgün göndermiş mesajı. Vallahi açtığımda karşıma çıkan ilk mesaj. Madalya 6 bu arada. Hemen düzelteyim. Zafer Söken telefon ettirici. Madalya 5 değil 6. Gurur bir katsayı kazandı şu an itibariyle. Mersin Çamlıyayla'dan Ömer Eren'in selamını aldık. Biz de dün gün boyu ve gece Çamlıyayla Belediye'mizin düzenlediği konserlerle coşkuyla kutladık diyor gönderdiği mesajda. Bu ülkede yaşamak kolay değil. Karnını doyurmak, çocuğuna bakmak, eğitim vermek, hastaneye gitmek, insan olmak, hayvan olmak kolay değil. Nefes almak, yolda yürümek kolay değil. Ben emekli bir vatandaş olarak 10 tane market geziyorum ki nerede ucuzdur diye. Tatile gidemiyorum, köyüme gidemiyorum, harçlık veremiyorum. Kolay değil yaşamak. Umudumuzu, hayalimizi, yarınlarımızı çaldılar. En büyük hırsız kimse onu yakalasınlar. Utanıyorum, üzülüyorum, isyan ediyorum. Kolay değil, kolay değil diyor. Gönderdiği mesajda Emrah Bey, Emrah Aslan Instagram üzerinden gönderiyor efendim mesajı. Gece kutlamalarıyla devam edelim. Gece de 7'den 70'e yurdun dört bir köşesinde atasını ananlar, zaferi kutlayanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusuna katılanlar vardı. İnşallah bu bayram sonsuza kadar dalgalanacak bu topraklarımız üzerinde. Büyük zaferin coşkusu yurdu sardı. Yurdun dört bir yanında 30 Ağustos törenleri, etkinlikleri, yürüyüşleri vardı. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, 7'den 70'e 102. yılında herkes zafer coşkusunu yaşadı. Parla, beyaz ve kırmızı. Başkent Ankara'da binlerce kişi Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser ve etkinliğe katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlar vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sahneye elinde bayrakla çıktı. 30 Ağustos zaferi bizim için çok önemli bir zafer. Elbette kutlayacağız. Kutlamak istemeyenlere, yok sayanlara inat daha canlı kutlamaya devam edeceğiz. Ne mutlu! Mega kent İstanbul'da büyük zaferin coşkusu büyüktü. İstanbul'un simge yapıları gece boyu Türk bayrağı ile aydınlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zafer etkinliği ise Eminönü'ndeydi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında birlik vurgusu yaptı. Hepimiz için güzel bir geleceği hep birlikte kuracak, cumhuriyetimizi nice yeni zaferlere hep birlikte taşıyacağız. Hazır mıyız İstanbul? İşte tam da bu duyguyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara. İzmir Körfezi'nde drone gösterisi vardı. 500 drone gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi, Türk bayrağı gibi sembolleri oluşturdu. Bergama'da vatandaşlar dev Türk bayrağıyla yürüdü, sokaklarda zafer yürüyüşü yaptı. Binlerce kişi ellerinde bayraklar, dillerde marşlarla büyük zaferi andı. Marmaris'te ise Murat Karahan, Efe Kışlalı, Levent Gündüz'den oluşan 3 tenör konserinde binlerce vatandaş bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Peki zafere giden yolun parke taşları nasıl döşendi? Birbirinden kıymetli kahramanlar, şehitler, gaziler, Mustafa Kemal Atatürk. Bu zafere giden yolu nasıl oluşturdu? Şimdi ona bakacağız. Akıllı, iradeli bir komuta ve ona %100 itaat eden iman dolu bir asker var. İkisi zaferi getiriyor. Korkusuz bir komutan ve beraberinde inanmış kahraman ordusu. Günlerce savaştılar toprağa vatan yapabilmek için. O inanmışlık, o cesaret zaferi de beraberinde getirdi. 30 Ağustos 1922'de tam 102 yıl önce günler süren mücadeleyle Cumhuriyet'e giden yoldaki en önemli adım atıldı. Yeniden bu toprakları vatan yaptı büyük zafer. İnsanların canını, malını, namusunu, özgürlüğünü, onurunu kurtardı büyük zafer. ...1922 yılının Şubat, Mart, Nisan aylarını düşünün. İstanbul işgal altındadır, Bursa işgal altındadır, Edirne işgal altındadır. Kurtuluş mücadelesinin Samsun'daki ilk adımının üstünden 3 yıl geçmişti. Ülke işgal altındaydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir kararlılıkla 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'ye gece yarısı adım adım yürüyerek çıktı. Dürbünüyle düşman askerine baktı. Sabah 5'te de hücum emrini verdi.
Mustafa Kemal'in olağanüstü zekasıydı bu. En güçlü oldukları yerden tarif ettik. Eskişehir, Kütahya, Afyon hattını saran Yunan askerine üç koldan baskın yapacak şekilde konuşlanmıştı kahraman Türk ordusu. Zafer yolunda adım adım ilerlendi. Büyük taarruz zaferle sonuçlandı. O kahramanlık tarihe altın harflerle kazındı. İnsan tüyleri diken diken oluyor. Hani şu isimlerini görünce, kaç yaşında olduklarını görünce. Türk milleti tükenişin eşiğine gelmişti. Türkiye maalesef elimizden kayıp gidiyordu ve yeniden bu toprakları vatan yaptı Büyük Zafer. Türk milletinin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan bağlılığını, birlik ve beraberliğini simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu yıldan yıla katlanıyor. Yıldan yıla katlanıyor, katlanmaya da devam etsin. Gece saatlerinde farklı adreslerden kutlama coşkusunu, törenleri aktardık. Hadi gelin 30 Ağustos Zafer Bayramı özel etkinliği için bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgularına ve mesajlarına bakalım. Bugün de zaferler zincirinin bir diğer zümrüt halkası olan Büyük Zafer'in 102. yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Beştepe 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine ev sahipliği yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Törende birlik vurgusuyla hepimiz aynı gemideyiz dedi. Son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz. Allah'ın izniyle bu oyuna gelmeyeceğiz. 30 Ağustos kutlamalarının bir adresi de Beştepe'ydi. Devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen özel konsere katıldı. Büyük Zafer, yok edilmek istenen, vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Törende konuşan Erdoğan, 86 milyon vatandaşı kışkırtmalara karşı uyardı, tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı geminin yolcularıyız. Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz aynı gök kubbenin altında, aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz dedi, kışkırtmalar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım bugün bu sözler nasıl yankı bulacak, tartışma yaratacak mı, polemik çıkaracak mı, bunları takip edeceğiz. Biliyorsunuz işimizin bir kısmı da siyasilerin verdiği mesajlar, onlara verdikleri cevaplar, aralarındaki diyaloglar üzerinden ilerliyor. Asıl gündemimiz tabii ki ekonomi ama 30 Ağustos coşkusunun izini sürmeye devam edeceğiz sıradaki haberde de. Az evvel akşam saatlerindeki törende konuşmalarını izlediğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının, o zaferin 102. yılına dair kutlamaların aslında başlangıcını, startını veren isimdi Anıtkabir'de. Aslında Anıtkabir'e biliyorsunuz sivillerin girmesi törenden sonraya bırakılıyor. Tören öncesinde sivillerin girişine izin verilmiyor. Ama buna rağmen son milli bayramlarda her zaman rastladığımız bir manzara yine yaşandı. Engellenemeyen ve Erdoğan'a yönelik Erdoğan lehinde sloganlar ve alkışlar atan bir kitle de ayrıca etrafı çevrilmiş bir şekilde Anıtkabir'in bahçesindeydi. Bir de aynı zamanda Dumlupınar'daki tören çok önemliydi. Ana muhalefet lideri Özgür Özel de olacaktı. Protokol konuşmalarında söz hakkı verilmeyince kendisine katılmama kararı aldı. Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine yazdığı satırlar. Anıtkabir avlusunda alkışlar, ıslıklar, Reis ve Recep Tayyip Erdoğan sloganları. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek dehası ve önderliğinde binlerce cesur yürekle kazanılan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde devlet erkanının en önemli ve birinci adresi Anıtkabir.
Devlet erkanının Anıtkabir ziyaretinde hemen her bayramda tartışılan o görüntüler vardı bir kez daha. Önceden belirlenen isim listesiyle içeri alınan sivillerin sloganları, Cumhurbaşkanı Erdoğan slogan atanları eliyle selamladı. Türkiye 100 yılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun. Devlet töreni bitti ve devlet töreni için daha önceden avluya alınan siviller de törenin bitimiyle birlikte Anıtkabir'den hızla ayrılıyor, Mozale'yi ziyaret etmeden. Gözler bir yandan da liderlerin üzerindeydi. Törende muhalefetten sadece İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu vardı. Uzun bir aradan sonra Bahçeli ile ilk temas da Anıtkabir'de gerçekleşti. Dervişoğlu göz teması kurdu, iki isim yan yana geldi, tokalaştı. CHP lideri Özgür Özel Anıtkabir'de yoktu. Dumlupınar'daki resmi törene katılmak için Kütahya'daydı. Dumlupınar'da protokolde konuşmacı olarak kendisine yer verilmemesine tepki gösterdi. Vali Bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor. Sorsun. Kardeşim, ana muhalefet partisi protokolde 3. sırada. Bakanlar çok çok arkadalar. Yerli kaya, burası babasının yeri değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin töreni. 30 Ağustos özel değil, resmi bir kutlama törenidir. Yapılacak törenler, kutlamalar, A'dan Z'ye uyulması gereken tüm protokol kuralları ile ilgili yönetmelik ve genelgelerle belirlenmiştir. Çerçevesi bellidir. Ali Yerlikaya'nın bu mesajından sonra Özgür Özel Dumlupınar'daki törenlere de katılmama kararı aldı. Törene gitmiyoruz, katılmıyoruz diye üzülmeyin. Çankaya'da bir CHP'li Cumhurbaşkanı seçecek biz. CHP'li bakanları Dumlupınar'a getirecek biz. Özgür Özel'in tepkisi, halk buluşmasında Dumlupınar'dan verdiği mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Anıtkabir'deki törenlerden sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Tebrik törenlerinde konuklar daha önce Erdoğan'ın sağındaki bölümden salona giriyordu. Bu kez sol taraftan alındı. Mesafe uzayınca anons edilen isimler ya hızlı adımlarla ya da koşarak tebriğe yetişmeye çalıştı. Diyanet İşleri Başkanı. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığı ise Cuma hutbesinde yine Atatürk'ün adına yer vermedi. Yatırım inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin. Diyanet hutbesinde Atatürk'e yer verilmemesi tepki çekti. Ancak akşam saatlerinde Beştepe'de düzenlenen törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'e dua etmeyi unutmadı. 30 Ağustos'un başkomutanı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazilerimizin de ruhlarını hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Öyle olmuş. Dün sabah saatlerinde Diyanet'in internet sitesinde Cuma hutbesi yayınlandı. Biz de buradan okuduk. Dedik ki şaşırmadık. Atatürk'ün ismi yine yok. Tabii bu sosyal medyada da çok konuşuldu. Haber mecralarında da çok dile geldi sevgili izleyenler. Özellikle tabii ki televizyon kanallarının kaçında bunu bulabileceksiniz. Sosyal medyadan bu ayıba çok dikkat çekildi. Bu kaçıncı ayıp başlığını attı. Pencere gazetesi konuyu manşetten gördü. Yine bir milli bayram ve bu kez tam da Cuma gününe rast gelmesine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı hutbede Atatürk'e yer vermedi. Yeni bir ayıbın altına imza attı. Türkiye Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşarken Cuma namazını kılanlar Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hutbede Atatürk'ün adını duyamadılar. Hutbede şehitler anıldı. Şehitlerimizi ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum ifadesi yer aldı deniyor. Az evvel haberde duydunuz, kaçırdıysanız tekrar edeyim. Akşam saatlerinde aynı isim Ali Erbaş, Beştepe'deki törende Atatürk'ün adını andı. Hutbede yoktu, akşam saatlerinde sözlü olarak ismini geçirdi. Tabii gün içerisinde bu durum çok tepki çekti. Cuma namazı çıkışında bakın Ekrem İmamoğlu nasıl tepki gösterdi. Allah ıslah etsin başlığını atmış tepkiye Pencere gazetesi. Diyanet'in hutbelerde Atatürk'ün adını anmama ısrarı sosyal medyada infial yarattı. İktidar ittifakı hariç partilerden tepkiler yağdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cuma namazı çıkışında Diyanet'e çok sert tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil, siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin dedi diyor. Acaba akşam saatlerinde uzun zamandır ağzından dilinden Atatürk ismini duyamadığımız o kişi Atatürk'ü tepkilerden sonra mı andı?
Bilemeyiz, bilemiyoruz. Devam edelim. Pencere gazetesinden bir diğer detay, protokol krizinden bahsediyor. Az evvel haberde onun da detayını gördünüz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dumlupınar'daki resmi törenlerde kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi. Özgür Özel, bana söz vermediniz derken yasal mevzuatlar üzerinden gösterdi bu tepkiyi sevgili izleyenler. Normal şartlarda protokol sıralamasında ana muhalefetin lideri 3. sıradadır dedi. Bakanlar çok sonra gelir dedi. Dolayısıyla tepkisini ortaya koydu. Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakan konuşacak. Yani seçilmiş değil. Son seçimlerin en çok oy almış ülkenin kurucu partisi konuşmayacak dedi. İktidarın normalleşmeden oy kaybettiğini düşünerek gerginlik istediğini ancak gerginlikten taraf olmayacaklarını söyledi diyor Özgür Özel'in tepkisini de dile getiriyor. Bir diğer detayı Sözcü gazetesinden okuyalım. Bu da dün önce sosyal medyada sonra da ana akım medyada çok paylaşıldı. 30 Ağustos'ta büyük saygısızlık Sözcü'nün manşeti. Gaziantep'te Zafer Bayramı'nın kutlandığı alana eski Hamas lideri Haniye'nin posterinin asılması tepki çekti. Vatandaş o posteri indirdi, Atatürk posteri astı diyor. Tepki gösterenler arasında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyeleri vardı. Bakın o anlarda o gerilim nasıl yaşandı. Bugün 30 Ağustos'un 102. yıl dönümü. İşte bu pankart neyinle sarılır? Atatürk'ün pankartını yerine bu pankart niçin asılıyor? Sayın Valim bu pankart bu ne? Zafer Bayramı'nda. Bu yakışır mı? Bu nedir? Bu bize yakışır mı Sayın Valim? Aferin gençler, aferin gençler. Hiç gelecek de yok. Gaziantep'te demokrasi meydanı, Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan tören gerilimle noktalandı. Meydanda bir bayram günü 30 Ağustos'ta bir ay önce öldürülen, Cumhurbaşkanı kararıyla bir günlük milli yas ilan edilen Hamas'ın eski lideri Haniye'nin posterini gören Atatürkçü Düşünce Derneği ve gazilerin tepkisi büyük oldu. Cumhuriyet gazilerimizin kahramanlıklarımızın güç birliğiyle meydana geldi. Bu pankart neyinle sarılır? Burada Atatürk'ün pankartını yerine bu pankart niçin asılıyor? Şehit Kamil Gazi Mustafa'nın izinde gittiği için şehit oldu. 30 Ağustos'u demokrasi meydanında kutluyorsak burada bir başkasının resmini asamazsınız. Gaziler tepkilerini alanı terk ederek gösterdi. Şehit Kamil ilçesi belediye başkanı milli mücadelede Gaziantep'in kahramanlarına vurgu yaparken vali şikayetlerle ilgileneceğim demekle yetindi. Sayın valim bu pankart bu ne? Zafer Bayramı'nda. Bu yakışır mı? Bu ne? Bu bize yakışır mı Sayın valim? Şehitlerimize saygısızlıktır. Atatürk'e saygısızlıktır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda saygısızlıktır. Milli mücadeleye saygısızlıktır. Bir süre sonra CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları harekete geçti. Önce Haniye'nin resimleri indirildi, sonra bir vinç yardımıyla Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağı asıldı. Bu alanda Atatürk posterinin ve Türk bayrağının olması gerekirken Haniye'nin posteri vardı, onun sözleri vardı. Bugün bu Kurtuluş Bayramımızda 30 Ağustos'ta bu meydanda bu posteri asanlar bu vicdanla nasıl yaşayacaksınız çok merak ediyorum. Gaziantep Demokrasi Meydanı'na Atatürk anıtının karşısına asılan bayrak ve Atatürk posteri için CHP'liler nöbet başlattı. İddialara göre bir hafta önce asılan Haniye'nin posteri neden o meydandaydı sorular yanıtsız kaldı. Bu da dünün çok konuşulan, çok tartışılan durumlarından bir tanesiydi. Dedik ya Atatürk'ü ananlar, anmayanlar enteresan manzaralar diye. Atatürk'ü ananlar arasında da enteresan isimler vardı. Kişiler diyecektim neredeyse. Çünkü bir kişi değil anan. Anan yapay zekanın en meşhur çıktısı Robot Sofya. Robot Sofya'yı nerede gördün, nerede buldun da 30 Ağustos'u konuşturdun derseniz ben bulmadım efendim. İzmirliler bulmuşlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi tutmuş getirmiş Sofya'yı İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 93. açılış törenine davet etmiş. Bu yıl teması teknoloji olacak fuarın. Dolayısıyla açılışın sürpriz konuğu da Robot Sofya olmuş. Birazdan ilgili haberde duyacağız. Sofya'yı dinleyenler arasında CHP heyeti, Genel Başkan Özgür Özel ve yakın zamanda bir mikrofona verdiği röportaj sonrasında tutuklu yargılanan ve gece vakti salıverilen Dilruba K da var.
Bu ayrı bir detay. Siz gelin önce Robot Sofya'ya bir kulak verin. Bakın neler söylüyor İzmir'le ilgili, fuarla ilgili, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili. İzmir Enternasyonel Fuarı 93 yıldır Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmuş. Düşünsenize, bu fuarda Türkiye'de ilk defa astronot kıyafetleri sergilendi. Sputnik'in maketiyle uzay çağına tanıklık edildi. Hatta taşını bile bu fuarda görme şansı yakaladınız. 1950'lerde burada ilk defa bir televizyon yayını gösterildi. 1970'lerde dünya çapında yankı uyandıran bilgisayarlar ve mikroçipler tanıtıldı. O dönemde Türkiye için hayal gibi görünen teknolojik gelişmeler İzmir Enternasyonel Fuarı sayesinde halkla buluştu. Bu fuar, geleceğin dünyasını bugünden yaşatan bir köprü gibi olmuş. Beni buraya davet etmekle hem beni onurlandırdınız hem de teknolojiye olan bağlılığınızı bir kez daha gösterdiniz. Bu arada bugünün anlamından da bahsetmek isterim. Atatürk, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek bugünlere ulaşmanın yolunu gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı yürekten kutluyorum. Teknolojiyle donatılmış bu fuarda olmak, onun mirasını ileriye taşıdığımızı görmek beni gerçekten duygulandırıyor. Duygulandı bir de, yani öyle de bir detay var. Beni gerçekten duygulandırıyor diyor. Sevgili Sofya, inanalım mı gerçekten duygulandığına? Gerçekten o duygulandı mı duygulanmadı mı bilmiyorum ama ben biraz ürperiyorum açıkçası. Bu kadar mantıklı konuştuğu zaman bir yapay zeka çıktısı. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. İzmir Fuarı'na görkemli açılış başlığıyla o tarihi fotoğraf bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında kendine genişçe yer buldu. Hemen gösterelim. Az evvel duyduğunuz konuşmayı yapan Robot Sofya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir gece vakti ansızın salıverilen Dilrubaka, annesi Cemil Tugay, eşi efendim, birlikte açılış yaptılar, kurdela kestiler. Hadi gelin o zaman Dilrubaka'nın tahliyesine gidelim. Biliyorsunuz sarf ettiği sözler nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu için gözaltına alındı, ifadeye çağrıldı. Hayatın normal akışına ve hukuka uygun olmayan tutuklu yargılanmasıydı. Tutuklu yargılanması siyasi bulunduğu için, böyle yorumlandığı için çok yüksek tepkiler geldi. İfade özgürlüğüne yönelik atılmış bir adım olduğu dile getirildi. Bu ve buna benzer bu arada çok provokatif söylemler farklı mahalleler için sosyal medyada bu ara çok dönüyor. O da dikkatinizi çekmiştir, belki de çekecektir ama son derece provokasyon kokan sözler ve kişiler üzerinden gidiyor bu atışmalarda. O konuya da bir dikkat kesilmek gerekiyor açıkçası, yeri gelmişken söyleyelim. 3 Eylül'de duruşma günü beklenirken bir akşam saat 21'de ansızın eşine, dostuna, akrabasına haber verilmeden salıverildi. Öyle ki yanında cep telefonu dahi yok, çıktı yoldan geçen birinden ödünç telefon isteyip haber verdi. Ben salıverildim diye. Sonrasında bu törene katıldı. Hadi gelin Dilrubaka'nın salıverilişine, tahliyesine bakalım. Bir gece oluyor, Instagram'ı kapatıyor, sosyal medyayı kapatıyor. Tutuklanma ne kadar yanlışsa bu serbest bırakılma o kadar doğru. Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Ne avukatımızın ne de bizim bilgimiz vardı. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle 12 Ağustos'ta gözaltına alınan Dilruba Kayserlioğlu 29 Ağustos akşam saatlerinde sürpriz bir şekilde tahliye edildi. Annesi kızının tahliyesine sevindi ama akşam saatlerinde habersiz yapılan tahliyeye tepki gösterdi. Cezaevinin dışına bırakmışlar. Telefon yok. Ulaşılamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun. Telefonunu alıyor ve anne beni saldılar. Acilen bana birini yolla dedi. Bir gün yatarı olmayan bir suçtan nasıl oluyorsun da sen 33 yaşında genç bir kadını yaşlı annesinden, hasta annesinden ayırıp Aliağa Kadın Cezaevine koyuyorsun. 20 gün orada tutuyorsun. Muhtemeldir ki tecrübemle ilk duruşmada serbest kalacaktı. Bence tutuksuz yargılansın. 18 gündür cezaevinde olan Dilruba'nın tutuklu yargılanmasına muhalefet gibi AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de tepki göstermiş, 3 Eylül'de yapılacak duruşmaya işaret etmişti. Gözler 3 Eylül'e çevrilmişken dün akşam saatlerinde ne ailesine ne de avukatlarına haber bile verilmeden
dilruba tahliye edildi. Hiçbir sebep sunmadan bir akşam çat diye kapattım oldu olmaz. Anne Aysel Kayserlioğlu kızının akşam saati ailesinden habersiz cezaevi önüne tek başına bırakılmasına güvenlik endişesiyle tepki gösterip sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız derken Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza tevkif heyetleri tahliyede herhangi bir ihmal eksik yok dedi. Resmi prosedürün uygulandığını açıkladı. Bir suçsuzun günahsızın serbest kalması için ana muhalefet liderinin ziyareti gerekiyorsa bu da başka bir çelişki, başka bir çarpıklık. CHP lideri Özgür Özel ziyaretinden bir gün sonra serbest kalan Dilruba için kurdu bu cümleleri. Akşamında ise İzmir İnternasyonel Fuarı'na davet etti Dilruba'yı. Dilruba Kayserlioğlu o açılışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer aldı. Dilruba bu akşam bizlerle birlikte, ona çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin, iyi ki bizlerlesin. Özgür Özel Aydın'da da Suavi konserine katıldı. 22 Ağustos'ta Beykoz konserinde bir grubun saldırı girişiminde bulunduğu Suavi'ye sahip çıktı. Cumhurbaşkanının Bahçeli'nin Ahlat'ta Hüdapar Genel Başkanı ile verdiği pozu hatırlatarak. Ülke ocaklarının ve AK Parti gençlik kollarının kıymetli mensupları. Suavi gördüğünüz gibi birisi. Vatansever, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, bütünlüğüne karşı olanlarla kol kola giren liderimiz varken benim kolumdakine söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Özgür Özel, Suavi'nin koluna girerek verdi mesajını. Herhangi bir sanatçıya, herhangi bir vatandaşa, giyiminden, kuşamından, yediğinden, içtiğinden, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra papuç bağlı. Biz buradayız. Kalkın ayağa ve gösterin onlara. Cesurlar bir kez ölür, korkaklar her gün ölür. Kolay değil başlığını attık. Selma Hanım emekli olmak geçinmek kolay değil diyor. Gülay Hanım kolay değil emeklinin insan gibi insanca yaşaması diyor. Serap Oya kullanıcı adıyla bir diğer izleyicimiz de dolandırıcıya, tacizciye, hırsıza, kadın köpek öldürene, muhalefete küfredene kolay, gerisine kolay değil diyor gönderdiği mesajda. Az evvelki haberde dinlediniz. Dilruba Kayserlioğlu'nun salı verilmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza tevkif evleri herhangi bir ihmal eksik yok açıklaması yapmışlar. Aynı kurum ya da Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili diğer birimleri Tayfun Kahraman meselesiyle ilgili de acaba bir ihmal yok diyebilecekler mi? Biliyorsunuz Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilenlerden bir tanesi Tayfun Kahraman. MS hastalığı nedeniyle cezaevinden düzenli olarak hastaneye götürülüyor ve düzenli nöroloji takibi gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesinde, hatta sonuncusunda. Kendisi kelepçeli bir vaziyette, hastane mahremiyetinin ihlal edildiği bir şekilde, hatta kelepçemi iddiaya göre, kelepçem kolumu çok sıkıyor, gevşetin dendiğinde daha da sıkılmak suretiyle adeta insan haklarına meydan okuyan bir tavırla hastaneye götürülüp getirildi. Eşi durumu sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medyada gerek ana muhalefet lideri gerek diğer parti temsilcileri, muhalif isimlerden çok yoğun tepki ve destek gördüler. Ben Tayfun Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanıyım. Özgürlüğümüzü aldılar, hukuku çiğnediler ama haysiyetimizi oynatmayacağız, haysiyetimizi çiğnetmeyeceğiz gerçekten. Bu çünkü insanlık onuruna aykırı. Gezi davası kapsamında 28 aydır tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman, MS hastası cezaevinden hastaneye rutin kontrole götürülürken 6,5 saat bileklerindeki kelepçenin sıkı tutulduğunu ileri sürdü eşi. İddiaya göre güvenlik güçleri muayene odasına da girdi. Ben sizin gibi sağlıklı değilim. Aynı zamanda MS hastasıyım. O yüzden buradayım ve şu anda bileklerim çok acıyor. Lütfen gevşetin demesine rağmen bırakın gevşetmeyi, daha da çok sıkıyorlar. Gezi eylemleri sırasında olayların yatışması için hükümetle masaya oturan isimlerden biriydi şehir plancısı Tayfun Kahraman. Ama hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlandı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. MS hastası Kahraman, Perşembe günü rutin kontrollerinin yapılması için Silivri'deki Marmara Cezaevinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Herhangi bir mukavemet yok, herhangi bir tartışma yok. Birisi sizden diyor ki bu benim canımı acıtıyor, lütfen gevşetin. Tayfun Kahraman'ın hasta mahremiyeti de ihlal edildiği iddiaya göre
Tek başına girmesi gereken muayene odasına 4 jandarma kaçma şüphesi var diyerek beraberinde girdi. Doktor heyeti çıkmalarını rica etmelerine rağmen çıkmamışlar. Tayfun Kahraman yani bunca iddiaya rağmen ülkeyi bile terk etmedi ki Cerrahpaşa Nöroloji Polikliniğinden mi kaçacak? Suçsuz yere ve hepimizi yerine cezaevinde yatan Tayfun'a bugünü yaşatanlar hesabını verecekler. CHP lideri Özgür Özel hesabını verecekler dedi. Jandarma Genel Komutanlığı kelepçeli eziyet iddiasını yalanladı. Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Silivri ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları ise iddialarla ilgili kolluk güçleri hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Bu konuda da hiç geri adım atmayacağız. Haysiyetimizi çiğnetmeyeceğiz. İnsanlık onuruna yakışır bir durum değil bu sevgili izleyenler. Gerek oradaki mahkumun onuru, gerekse o muamele gösteren görevlinin insanlık onuruna yakışan bir durum değil. Öyle değil mi? Devam edelim. Çokça mesaj da geliyor sizlerden bu konuyla ilgili. Eğer bir çözüm önerisi istiyorsak mesela bir başlıkta, biliyorsunuz her gün bir başlık atıyoruz. Muhakkak altına en yoğun gelen çözüm önerisi erken seçim talebi oluyor. Ben bunu burada Instagram'da fotoğrafın altındaki yorumlarda görebiliyorum. Twitter'da adıma gönderilmiş mesajlarınızda, iletilerinizde görebiliyorum. Sosyal medyada sıkça rastlanan bir durum. Son dönemde ana muhalefetin de özellikle vurguyu arttırdığı bir durum. Erken seçim talebi. Son olarak bakın nasıl dile geldi yine ana muhalefet liderinin ağzından. Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık hepimiz bıktık. Kutuplaşmadan bıktık, kavgadan, medet umanlardan bıktık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Kurulduğu gün de oradaydı. Dilekçe ortada. Bugün de aynı o noktada. Bütün anketler ortada. Türkiye'nin birinci partisi bütün Türkiye'yi kucaklıyor. Ya gelecek sene ya ondan sonraki sene. Dumlupınar'da bakan konuşuyorsa bizden, Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyorsa bizden, Cumhurbaşkanı konuşuyorsa bizden. Yolun sonu görünüyor. Hep birlikte görüyoruz. Ama şunu ekledim. O törene Devlet Bey geliyorsa, o gün partisinin başındaysa, Allah sağlık afiyet versin, Devlet Bey konuşacak. O törene ana muhalefet partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan geliyorsa buyuracak, konuşacak. Kimseden kaçıracak mikrofonumuz, kürsümüz olmayacak. Biz özgürlüklerin partisiyiz. Biz düşünce özgürlüğünün partisiyiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin kurucu partisi olduğumuz gibi Türkiye'nin yarınlarının güvencesi de Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizleriz. Seçim konu başlığından geçim konu başlığına sevgili izleyenler. Cepte para var mı? Çoğunlukla yok. Ama cepte ne var? Çoğunlukla kredi kartı var. Cebinde para olanların bazıları, hatta rakamlar öyle söylüyor ki büyük bir çoğunluğu, çektiği krediyle o cebini doldurabiliyorsa dolduruyor. Bu da faiz demek aslına bakarsanız. Ya sadece faizle çalışıyoruz yani. Kaç tane var? Bir 4 tane falan bir kartımız var yani. İsterseniz gösterin. Şimdi babam görmesin, o yüzden. Ya işte nakit biz bulundurmuyoruz. 2 yıl önce çektiğim için o zaman faizler nispeten daha düşüktü. Şu anda tabii kredi çekmek biraz zor yani. Zor ama çekmek zorunda kalıyor tüketici çünkü cepte nakit para yok. Gelirler giderlere yetişmeyince tüketiciler kredilere ve kredi kartlarına yüklendi ama sırtına faiz yükü bindi. Bankaların faiz geliri bir yılda %194 arttı. Bu gelirin 717 milyar 621 milyon liralık kısmı doğrudan tüketicinin ödediği faiz. Bir nevi bankaya çalışıyorsun. Bankayı tanımıyorsun, sahibini tanımıyorsun. Ufak bir ihtiyacın var diye gençliğinin birçok güzel zamanını bankaya harcıyorsun. Bu da insanı kötü hissettiriyor. Bankaların faiz geliri arttı, parası olanın parası katlandı yüksek faizde. Borcu olanınsa borcu arttı. Üstelik kredi borcunu erken ödese de faiz borcundan kurtulamadı. 50 bin lira çektim, 40 milyar koydum. Niçin çektiniz o kredi? İhtiyacım vardı. 3 gün sonra yatırdım yani o parayı. 5 milyar faiz aldı benden. Ona rağmen 3 gün sonra? Tabii. 3 gün sonra 5 milyar para aldı faiziyle. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek.
Enflasyon da faiz de düşmedi, aksine yükseldi. Dar gelirli faiz yükü altında daha fazla ezilmeye başladı. Bankalarda faiz oranları aylık %3 ile 4,5 arasında değişiyor. Örneğin bir tüketici 36 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi çekmek istese faiz oranı %3,69. Geri ödemede 106.248 lira. Kredi çekmemek için direniyor tüketiciler. Bu kez de kredi kartı faizinden kaçamıyorlar. Hani ekonomi çok kötü şu anda. Her şey çok pahalı. Bir şekilde hayatımızı devam ettirebilmemiz için kredi kartı gerekirse kullanmak zorunda kalıyoruz. Bankaların kredi kartlarından elde ettiği faiz geliri de bir yılda %445'lik bir artışla 180 milyar 680 milyon liraya yükseldi. Kart olmasa, kartla alışveriş yapmasanız olmaz mı? Battık o zaman diyorum. Kredi kartları olmazsa mı batarsın? Evet. Ondan alıp onu ödüyorum, ondan alıp onu ödüyorum. Öyle yaşıyorum yani. Peki normal krediniz var mı ayrıca? Var. Annem duymaz. Hiç faize bakmıyorum. O anı kurtarmaya bakıyorum. Özel hani ekstra böyle bir şey alayım edeyim olayı bitti bence. İhtiyaca dayalı bir şekilde olmaya başladı. Artık insanlar gıda alışverişi için kredi ve kredi kartlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Kolay değil, ülke talan edilmiş, mülteci yuvası yapılmış, güzel ülkemiz talan ediliyor. Derhal erken seçim Sunay Oğuz tarafından gönderiliyor. Mesut Şahan, kredisiz ve kredi kartsız yaşamak kolay değil, nakit yok ki zaten mesajını göndermiş. Çok tartıştığımız bir durum. Çok üzüldüğümüz bir durum, bir metrobüs kazası gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Küçükçekmece mevkiinde şoför hatası olarak açıklanmıştı. Bir kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı hatırlayacaksınız. 8 gözaltıdan 5'i tutuklandı. Metrobüs sürücüsü yol çalışması uyarılarını dikkate almadı. Kazada bir kişi öldü, 50 kişi yaralandı. O sürücü ve denetim amiri adliyeye sevk edildi. Soruşturma ise genişletildi. Sürücü ve denetim amirinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gece saatlerinde tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Yol Projesi kapsamında metrobüs yollarını yenileme çalışması başlatmıştı. Küçükçekmece'de çalışmalar devam ederken cuma sabahı işe gidiş saatinde metrobüslerden birinin sürücüsü görev aracını son anda fark etti. Manevra yaptı, karşıdan gelen metrobüse çarptı. Gece vardiyasından dönen 22 yaşındaki güvenlik görevlisi Ferhat Uçar hayatını kaybetti. Kaza günü gözaltına alınan 4 kişiden ikisi serbest bırakıldı. Metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, yol bakım müdürü ve müdür yardımcısı da gözaltına alınan yeni isimler oldu. Gözaltına alınan 8 şüpheliden metrobüs sürücüsü ve denetim amirinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilmişti. Nöbetçi mahkeme 5 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Metrobüs kullanmak... Düşünüyorum kendi sürücülük tecrübemden çok hipnotik bir şey olabilir gerçekten. Çünkü çok fazla bileşen yok, düşünmeniz gereken denklem basit bir denklem. Giderken yolda sadece belli duraklarda duruyorsunuz. Yani biri sizi solladı mı, sollamadı mı, sağ şeride mi geçtim, sol şeride mi geçtim, şehir içi trafiğinde normal şartlarda sizi tetikte tutan pek çok uyaran varken uyaranın çok azaldığı olduğu bir sürüş biçimi olduğu için acaba böyle bir yol hipnozu yaşanmış olabilir mi? Yani tabii ki açıklamaz, hiçbir şekilde kabul edilir bir açıklaması olmaz bunun ama bir kişi vefat etti yani sonuç itibariyle. Allah rahmet eylesin diyelim. Ekonomiden devam edelim. Asgari ücretliye ara zam yapılmadı. Asgari ücret grafikteki seyrini dümdüz korudu. Ama ekonominin diğer bileşenlerine bakıldığında grafik hep yukarı doğru, hep yukarı doğru. Ocakta 10 lira olan bir ürün bu şu anda 15-16 gibi. En kötü ihtimalle %50 arttı. Maaşlar sabit. Otelde çalışıyorum. Asgari ücret efendim. Zam aldınız mı efendim bu sene? Almadık. Aynı maaşla devam ediyoruz. 2-3 çocuğum var. 17 bin maaş var. 8 kira var. 10 diyelim 10 olacak. 7 milyarla geçiniyorum. Geçinmeye çalışıyorum. Yani. Evli ve iki çocuk babası Rahmi Temel'in Ocak ayında aldığı asgari ücret sabit kaldı ama ev kirası dahil çarşı pazarda her şey zamlandı. Asgari ücret Türk İş'in açıkladığı 19.271 liranın altında kaldı. Her şey zamlanıyor ama maaşlar zamlanmıyor. Örneğin bir simit bir çayı az önce
İnan ki 80 lira. Asgari ücretlinin artık nefes almaya hakkı kalmadı. Geçirmek imkansız artık. Ev kirası zaten olmuş 20 bin lira. Ocak ayında asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenirken açlık sınırı da 15 bin 48 liraydı. O günden bugüne asgari ücret zamlanmadı. 17 bin 2 lira da sabit kaldı. Ancak açlık sınırı ise asgari ücretin 2269 lira üzerine çıktı. 150 liraya almıştım peyniri. Bir hafta oldu olmadı. Dün 298 lira. Zeytini saymıyorum zaten. Aylık mutfağa ne kadar masraf harcıyorsunuz? İdareli bir şekilde 20'yi buluyor. Türk İş'in açıkladığı açlık yoksulluk sınırı verilerine göre Ocak 2024'te 15.048 lira olan açlık sınırı asgari ücret sabit kalırken Nisan ayında açlık sınırı asgari ücreti geçti. Ağustos ayında açlık sınırı asgari ücretin 2269 lira üzerinde. Sizin maaş ne kadar? 11.980 lira. Aradaki 7.000 lirayı artık siz düşünün. Yani ne ev kirası ne boğaz hiçbir şeye yetmiyor. Bizim maaşlar artmıyor. Çarşı pazarda her şey ateş pahası. Ev kiraları aldı başını gitti. Ben daha ne diyeyim ki? Özel sektördeyim. Zam geldi mi efendim bu yıl maaşa? Gelmedi. Borçlanarak geçiniyoruz. Resmen borcu çeviriyoruz. Emekli aç, çalışan geçinemiyor. Dilenci gibi nerede ucuz var, nerede ne varsa oraya gidiyoruz. Alamazsak geri eve dönüyoruz. Asgari ücret sabit kalırken mercimek, kuru fasulye, yoğurt, dana eti, tereyağı, zeytin, bal gibi temel gıda ürünleri ilk 8 ayda %20'nin üzerinde zamlandı. Kuzu etinde değişim %37 oldu. Asgari ücretlinin, emeklinin alım gücü gün gün eridi. Onlar yanlış söylüyor, TÜİK doğru söylüyor. Çok güzel geçiniyorum emekli maaşımdan. Tatile gidiyorum, denize gidiyorum, yaylaya gidiyorum. Dalga mı geçiyorsun yavrum? Yetmiyor. Çocuklar destek oluyorlar. Yoksulluk sınırının altındayız işte. Hep beraber ülkece bütün çalışma arkadaşlarım da öyle. Türk İş verilerine göre Ocak ayında 49.019 lira olan yoksulluk sınırı da Ağustos ayında 62.772 liraya yükseldi. Sevgili izleyenler, sırada gururlanma haberimiz var. Gururlanma zamanı. İlk başta programı açarken kolay değil başlığını attığımızdan bahsederken söylemiştim. Kolay olmayan çok tarafı var bu ülkenin ama güzel olan da çok tarafı var. Bizi gururlandıran, bu toprağın evladı olmanın mutlu eden çok tarafı var. Sıradaki haber onlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Paris'te 2024 Paralimpik Oyunları başladı. Daha 2 gün oldu. 2 gün olmasına rağmen önce bir rekor haberiyle sevindik. Ardından ilk gün 2 madalya dedik. Bugünse toplam 6 madalyadan bahsediyoruz. Ayağınıza taş değmesin. Paralimpik milli sporcularımız Zafer Bayramı'na yakışır şekilde tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Bu yıl olimpiyatlardaki ilk altın madalyayı kazandı. 30 Ağustos günü toplamda 4 madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Bize bu gururu yaşattığın için Gamze Gürdal'ı saygıyla selamlıyoruz. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nın ikinci günü Türkiye için çok anlamlı bir güne, Büyük Zafer'in yıl dönümüne denk geldi ve altın madalya coşkusuyla çifte bayram yaşandı. Mahmut Bostek'e teşekkür ediyoruz bize bu gururu yaşattığı için. Düne damgasını vuran branş para tekvando oldu. Erkekler 64 kiloda Mahmut Bostek'e altın madalya kazandı, bayrağımızı dalgalandırdı. Yine para tekvando'da 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya kazandı. Alkışlarıyla madalyasını boynuna takıyor. Para masa tenisinde ise Abdullah Öztürk, Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Olimpiyatların ikinci gününde Türkiye'nin madalya sayısı 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi. Çok teşekkür ediyoruz milli sporcularımıza. Onlara başarılarının devamını diliyoruz. Çabalarını takdir ediyoruz efendim. Diyelim. Mesajlarınızdan şöyle bir okuyalım. Çokça ekonomiye dair mesajınız var. Ekonomi bu kadar kötüye giderken neden bir genel af vermiyorlar diyerekten Muhammed Bey, Muhammed Çelik konuyu bambaşka bir yere bağlamış. Satın alma gücümüz sakın alma gücüne dönüştü diyor Tülay Hanım gönderdiği mesajda. Kolay değil, zamlara yetişemiyoruz mesajı göndermiş. Bir diğer haber için sizi Denizli'ye doğru götüreceğim. Denizli'de maalesef son dönemde örneğine çok rastladığımız bir şiddet olayı yaşandı. Baba oğul şoförün farından rahatsız oldular ve saldırdılar. Geliyorlar. Geliyorlar.
Otobüsün farından rahatsız oldular. Önce baba, ardından oğlu. Ellerine aldıkları sopalarla otobüs şoförüne saldırdı. Aracın farlarını kapatmamı istedi. Ben de kalkış saatimin geldiğini söyledim. Aracı doğru yöneldim. Elinde sopayla geldi. Ondan sonra vurmaya başladı. Denizli'de halk otobüsü şoförü Mustafa Yıldırım, aracının kalkış saatini beklerken otobüsün farından rahatsız olduğunu iddia eden Hüseyin K. geldi. Farı kapatmasını söyledi. Şoför aracına yöneldiği an Hüseyin K. sopayla saldırdı. Çevredekiler ayırdı. Bu kez oğlu geldi. Baba oğlun sopalı saldırısının ardından şoför hastaneye kaldırıldı. İki saldırgan gözaltına alındı. Yaralanan Mustafa Yıldırım'a ise en büyük destek mesai arkadaşlarından geldi. Bugün bu olay ilk değil. Biz saygı istiyoruz. Gerekli mercilerin bu konuda harekete geçmesini istiyoruz. Sağlıkçıya şiddetten sık sık bahsetmek zorunda kalıyoruz. Farklı farklı şiddet desenlerinden sık sık bahsetmek zorunda kalıyoruz. Özellikle öğretmenler, biliyorsunuz, bunların hedefi haline geliyor çok sık. Bir de tabii ki kadınlar. Ama artık galiba şoföre şiddetten de mi bahsetmeye başlayacağız? Şiddetin yeni desenleri mi sürekli karşımıza çıkacak? Sıradaki haber İzmir'den, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından, sadece eşi değil, eşinin de bir arkadaşı tarafından kabus yaşatılan kadınlarla ilgili. Esin Karabıyık uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Boşanmak istedi, koruma kararı da aldırdı ama kabus bitmedi. Eşi sokak ortasında hem ona hem de yanındaki arkadaşına bıçakla saldırdı. İki kadından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor. İzmir Ödemiş'te bir koruma kararı daha kadını korumaya yetmedi. Esin Karabıyık eşiyle ayrılma aşamasındaydı. Arkadaşı Ebru Duvar'la güzellik merkezine gitti. Çıktıklarında gözü dönmüş adam karşılarındaydı. Bıçakla saldırdı. Esin Karabıyık ağır yaralandı. Arkadaşı, 3 çocuk annesi Ebru Duvar'sa olay yerinde hayatını kaybetti. Cani aynı bıçakla kendine de zarar verdi, o da öldü. İki çocuğunun annesi Esin Karabıyık'sa hastanede, hayati tehlikesi sürüyor. Yine masa başında alınmış bir uzaklaştırma kararı bir kadını korumaya yeterli olmadı, anlayacağınız sevgili izleyenler. Japonya'ya doğru gideceğiz. Şanşan tayfunu can aldı. Japonya'yı Şanşan tayfunu vurdu. En az 4 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Şanşan tayfunu 2 gündür Japonya'da etkili oluyor. Hatta yetkililer 870 bin kişiye tahliye uyarısında bulunmuştu. 500 uçak ve yüzlerce hızlı tren seferi de tayfun nedeniyle iptal edilmişti. En az 254 bin hanenin elektriği de bu nedenle kesilmişti. Beklenen o tayfun pek çok eyalette etkisini gösterdi. Tayfun nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Evleri su bastı, yollarda ilerlemek mümkün olmadı. Evlerin çatıları uçtu, yer yer toprak kaymaları meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle farklı eyaletlerde toplam 94 kişi yaralandı. Gamagori şehrinde meydana gelen toprak kaymasında aynı evde yaşayan 3 kişi hayatını kaybetti. Tokushima eyaletinde ise rüzgar nedeniyle çöken çatının altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Tekneden denize düşen bir kişi ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Japonya Meteoroloji Ajansı, Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesi ile Kansai bölgesinde fırtına riskinin sürdüğünü açıkladı. Sevgili izleyenler, daha önce de haberlerini vermiştik. Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Manisa'da çalıştıkları maden tarafından işten çıkarılan işçilerin haberini, nöbetlerinin 6. gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerindeki bayraklarla nöbete geldikleri anda orantısız bir müdahaleyle karşılaştılar. İşçilerimiz sendikaya üye oldu diye, haklarımızı arıyoruz diye işten çıkardılar. Hiç mi utanma yok ya? Bu kadar rezillik olmaz kardeşim, olmaz. Siz bizim çocuklarımızsınız ya. Bize karşı sizi yolluyor, savaş yolluyor bize ya.
Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Manisalı madenciler eylemlerinin 6. gününde ellerinde bayraklarla 30 Ağustos yürüyüşü yapmak istediler. Jandarma müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketindeki işlerine son verilmişti madencilerin. Nöbete başladılar. Eylemlerinin 6. gününde maden ocağının önünde yürümek istediler ama jandarma barikatıyla karşılaştılar. Siz de bizlerin çocuklarısınız. Adaletli mi? Adalet, oradaki arkadaşı gözaltına alacaksınız. Bizim önümüze kesip de patronları korulamayacaksınız. Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan iki yönetici, iki madenci ve bir madenci eşi gözaltına alındı. Madenci ailelerinden fenalaşanlar oldu. Sevgili izleyenler, maden çalışanlarının protestosundan maden istemeyenlerin protestosuna gidiyoruz. Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatal Ağaç köyünün sakinleri bakın neler anlatıyor. Oy Ankara, Ankara da var yüreğimde yara. Köyümüzün yok olmasını istemiyoruz. Herkes yaptık burada temiz doğada yaşamak istiyoruz. Sadece köylüler değil hayvanları da pankartlar, dövizler taşıdı. Maden işletmesinin yarattığı tahribatı Ankara protesto etti. Bize baksın Ankara bize. Yerlerimizin kirlenmesine, akarsularımızın yani içtiğimiz suların tadı bile değişti. Sularımızın kirlenmesini istemiyoruz. Dereler bulanık akıyor. 3 senedir meyvelerimize zarar verdiler, doğamıza zarar verdiler. Giresun'un Doğankent ilçesi Çatal Ağaç Köyü sakinleri eylemdeydi. Kendilerinin elini süremeyeceği, abdest alamayacağı, elini yüzünü yıkayamayacağı, içemeyeceği bir suyu bizim doğal havzamıza, Harçit çayına akıtmaktadırlar. O eylemin sebebi ise bölgedeki madencilik faaliyetlerinin bölgede yarattığı tahribat ve doğal su kaynaklarını kirletmesiydi. Şu anda burada hiçbir canlı yaşaması 7-8 çeşit maden var burada. Sularımız gitti, derelerimiz seyrek iyi, balığımız yok, dereden geçemiyoruz. Köylüler ellerinde pankartlar ve üzerine doğayı kirletenlere sütümü helal etmiyorum yazılı döviz asılan ineklerle yürüyüş yaptı. Madenlerini alsınlar, başka yere götürsünler. Köylüler köyümüzün yok olmasını istemiyoruz diyerek ses yükseltti. Deremizde balıklar yüzüyordu, biz onları izliyorduk, çocuklarımız yüzüyordu. İstemiyorlar efendim. Hadi gelin kitap fuarına gitmeden önce adımıza gelen imzalı kitaplara bakalım. Nurten Sezgin, kendimi bu şehre sığdıramadım demiş, bize yazıp göndermiş eserini. Bir diğer Can Öğretmenim isimli kitap Sedrettin Parlak tarafından kaleme alınıp gönderilmiş. Bir diğer eser Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Bektaşiler Cem Hayat tarafından kaleme alınmış. Hikayenin Kalbi Ömer Açık, Son Bahçe Füsun Çetinel ve son kitap İyot Giren Eve Doktor Girmez, Doktor Hasan Hüsnü Eren tarafından kaleme alınıp gönderilmiş bir kitap. Hadi gelin doyamayanlar için, kitaba doymak için bir de Mudanya'ya gidelim. Bu sefer farklı bir başkomiser Nevzat Roma ile karşılaşacaksınız çünkü bizatihi olaylar başkomiser Nevzat'ın başından geçiyor. Edebiyat ve sanatseverler kitap fuarında bir araya geldi, sevdikleri yazarlarla birlikte söyleşti, yeni kitapların müjdesini aldı. Tarih yok, günümüz var. Uyuşturucu kaçakçıları, güzellik merkezi açarak para aklayanlar. Yani günümüz Türkiye'si. Mudanya'da bu yıl 6.sı düzenleniyor kitap fuarının. Bu yılki tema değişim. Fuar kültür, sanat ve edebiyatın yanında bilimi de kitapseverlerle buluşturuyor. Bence Thales yerli. Bizim yerimizden. Bizim topraklarımızda. Burada doğmuş, burada büyümüş Anadolu hepimizden daha iyi biliyor. Profesör Doktor Betül Tambay matematiğin evrensel dilini ve Anadolu'nun matematik tarihindeki önemini anlattı. Yerli ve milliyi topraktaş olarak alsak, aynı toprakları paylaşmış olmanın üzerinden gidersek muhteşem bir zenginlik çıkıyor ortaya. Meclis Başkan Vekilimiz Gülizar Biçer Karaca ekran başında sabahtan bu yana izlediğimiz haberler sonrası her kesim için söylenecek tek cümle var diyor kendisi. Bu ülkede artık hak aramak kolay değil demiş. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne çıkan isimlerinden biriydi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biraz geç oldu ama biz ilk karşılaşmamız olduğu için belediye başkanlığı için hayırlı uğurlu olsun diyerek başlayayım isterim. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyiyiz, çalışıyoruz. Kolay değil başlığını attık. Belki siz de kolay olmayan bir şeyle katkı sunarsınız. Kesinlikle bu hafta içi Ekrem Başkanımızla birlikte Adıyaman'daydık. Depremle mücadele, aslında depreme hazırlık hiç de kolay değil. Özellikle de Adıyaman, Hatay gibi deprem bölgesinin illerinde de yaşamak hiç kolay değil. Bunu söylemek istedim. Deprem sonrası koşullar da evet, hiç kolay değil. Deprem sonrası koşullar hiç kolay değil. Yerel yöneticiler çok yoğun çalışıyorlar. Türkiye Belediyeler Birliği de çok önemli bir katkıda bulundu. Biz de o katkıyı Adıyamanlılara, o bölgedeki bütün vatandaşlarımıza ulaştırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte oradaydık. Ve gördük ki deprem sonrasında yaşam hiç kolay değil o bölgede. Adıyamanlı olup da sizin ziyaretlerinizi takip eden, bize o ziyaretlerde sizin videolarınızı gönderen oralı izleyicilerimiz var. Depremden sonra, deprem öncesinde de sık sık mesaj gönderirlerdi. Depremden sonra artık Adıyaman'dan Acıyaman olarak bahseder hale geldiler. Ve hala maalesef durumlarının iyileşmediğine dair mesajlar paylaşıyorlar. Peki madem deprem konusuyla girdik, sizin bu kentsel dönüşüm diyeceğim ama yani kentsel dönüşüm adı da çok artık kirlendi. Depreme hazırlık, afet yönetimiyle ilgili sizin planlamanız nedir? Bu konu hem bizim gündemimizde hem de Ataşehirlilerin, İstanbulluların çok sıkı gündeminde. Tabii 6 Şubat depremi çok taze. Evet. 17 Ağustos'ta da özellikle 99 depremini hep birlikte yeniden andık. Ve hazırlıklarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Bizim ilçe belediyesi olarak 28 başlıkta yapmamız gereken işler var. Biz Ataşehir'in 17 mahallesinde risk haritalarımızı hazırladık. Aynı zamanda risk haritalarımızı hazırladıktan sonra ikinci aşamaya geçtik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir tarama protokolü hazırlıyoruz. Çok özür dilerim. Risk haritası dediğiniz zemin etüdü gibi mi oluyor? Sadece zemin etüdü değil. Mevcut mahallelerimizi düşünün. Bu mahallelerdeki bina stoklarının durumu, deprem anında hangi yollar kapanır, yangın riski olan bölgelerimiz neresi, geçmişten bugüne deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binalar, sonrasında yapılan binalar. Bunları önce kağıt üzerinde analiz ediyoruz arkadaşlarımızla. Ne çıktı analizlerden Ataşehir için? Analizlerimizde Ataşehir'imizde de birçok çalışmaya ihtiyaç olduğunu gördük. Bunu planladık. Önümüzdeki süreçte hayata geçiriyor olacağız. Tabii deprem gerçeğini unutmadan bir yandan da deprem anında neler yapabileceğimizi hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla belirledik. 17 mahallemizde deprem konteynerlarımızı planladık. Ben 6 Şubat depremi günü Adıyaman'a gitmiştim. Adıyaman'da 10 günden fazla çalışmalara katıldım ve gördüm ki bir arama kurtarma ekipmanı, bilinçli, iyi yetişmiş bir arama kurtarma personeli o kadar büyük bir ihtiyaç ki. Bunu Ataşehir'e modellemek istedik ve 17 mahallemizde deprem konteynerlarımızı planladık. Bu konteynerların içinde 50'ye yakın malzeme var. İlk anda arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak en küçük bir kesici aletten bir battaniyeden tutun, işte su ihtiyacını karşılayacak bir su deposundan tutun. 50'ye yakın ürünümüz var içinde ve aracımız var. Bunlarla birlikte, bu araç gereçlerle birlikte arama kurtarma çalışmaları hızlı yürüsün istiyoruz. Bu arada konteynerler zaten tartışma konusu haline geldi depremden sonra. Olması gerekirken olmaması. Kesinlikle. Biz de süreci başlattık. 17 mahallemizde, özellikle deprem toplanma alanlarımızda konteynerlarımızı hayata geçiriyor olacağız. 3 konteynerimizi 17 Ağustos günü Ataşehir'de mahallelerine yerleştirdik ve süreci yakından takip ediyoruz. Yine arama kurtarma ekiplerimizin kendini geliştirmesi için bütün eğitim süreçlerini yönetiyoruz. İyi bir ekibimiz var. İyi bir arama afet koordinasyon merkezimiz var. Bu merkezimizle birlikte de planlamalarımızı yapıyoruz. Tabii aynı zamanda İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile AFAD'la da yakın çalışmaları sürdürüyoruz. Siz de biraz önce altını çizdiniz. Depremle mücadele etme şansımız yok. Depreme hazır olabiliriz ancak. Aynen. Bunun için de Ataşehir'de kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırıyoruz. Tam da onu diyecektim. Başkanım, bunlar hep sonrasına yönelik. Öncesinde ne olacak diyecektim tam. Ataşehirliler de eminim hep bizi izliyorlar şu an ve merakla izliyorlar. Çünkü imar sorunu olan bölgelerimiz vardı uzun zamandır bekleyen. Bu aslında, yani çok özür dilerim bölüyorum ama imar sorunu ile ilgili söyleyecekleriniz sadece Ataşehir'i de ilgilendirmeyecek bence. Çünkü bu çok genel bir problem. Yapılan bir uygulamanın örnek teşkil etmesi açısından şeffaflıkla burada aktarılmasını ben o yüzden çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'nin her yerinde insanlar dönüşümü gerçekleştiremiyorlar imkansızlık dolayısıyla. Kesinlikle. Ben sokakta olan bir belediye başkanıyım. Birazdan size sokağın özellikle ekonomik
taraftaki sesini anlatmak çok isterim. Sevinirim. Ama bu imar meselesinde bizim Aşık Veysel, Mustafa Kemal, Yeni Çamlıca, hatta İçerenköy gibi mahallelerimizde imar bekleyen vatandaşlarımız vardı. Yeni Çamlıca bölgesinde 3 mahallemiz var. Biz burada süreci çok hızlandırdık. Aşık Veysel, Mustafa Kemal mahallelerimizde imarlar askıya çıkmış durumda şu an, 5000'lik planlar. Burada Büyükşehir Belediye'mizin de büyük bir hassasiyeti var. Özellikle kentsel dönüşümün hızlanması için vatandaş lehine adımlar atıyoruz ve hedefimiz 5 yıl içinde Ataşehir'de imarla ilgili kentsel dönüşüme karşı bir engel kalmasın. Biz vatandaşlara altyapıyı hazırlayalım. Sizin de vurguladığınız gibi ekonomik krizin de etkisi azaldığında hızlıca bir dönüşüm olsun. Buradan ekonomik krize bağlarsak ama gerçekten sokaktayız ve şunu görüyoruz. OECD rakamları da aslında bunu gösteriyor. Bugün ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı Türkiye'deki her 4 gençten biri ve dünyada bir OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. Ve bu sesi biz her gün duyuyoruz. İş isteyenler, sosyal tesis isteyenler, çünkü artık üstesinden gelemeyecek kadar pahalı bir hizmetle karşı karşıya gençler, kadınlar, ileri yaştaki büyüklerimiz. Bundan kaynaklı olarak da bizden destek istiyorlar. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak sosyal tesislerimizi planladık. 10'a yakın sosyal tesisi önümüzdeki süreçte hayata geçirmiş olacağız. İlk defa belediyenin sosyal tesisi bir kafe restoran hayata geçiriyoruz. Orada vatandaşlara uygun fiyata işte kahve, çay, aynı zamanda yemek sunmayı planlıyoruz. Yine okullar açılıyor. Okullarımızın hepsini temizledik Ataşehir'de önce. Onlara boya desteği sağladık devlet okullarımıza. Öğrencilerimiz geldiğinde pırıl pırıl okullarda eğitime başlasınlar istiyoruz. Aynı zamanda kırtasiye desteklerimizi planladık ve beslenme desteği vermek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler İstanbul'da bunu bir politika haline getirdiler. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara beslenme desteği vermek istiyorlar. Çok haklısınız. Evlerin kapısını çalıyorum. Beslenme çantasını dolduramadığı için çocuğunu okula göndermeyen anneler var. Halbuki okulda yemek korktu. Yiyeceğini bilse, göndermeyecekse bile gönderecek. Kesinlikle. Değil mi? Bizim niyetimiz aslında önceden çantasına koymak. Aslında evden çıkarken anneye hafta başında o beslenmeye için gerekli malzemeleri teslim edip çocuğun, annenin aklında hiçbir zaman beslenme derdi kalmasın. Elimizden geldiğince bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yine kent lokantaları Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor ve sokakta vatandaş bize kent lokantaları açar mısınız diyor. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak kent lokantamızı planlıyoruz. Çünkü ekonomik kriz vatandaşın gerçekten kaliteli, besleyici bir besine ulaşmasını çok zorlaştırdı. O kadar büyük bir hayat pahalılığı var ki maalesef bundan kaynaklı olarak da vatandaş artık belediyelerden beslenme sürecine de katkı istiyor. Sosyal destek talepleri çok arttı. Her yaştan sıcak yemek isteyen aşevimizden binlerce öğün yemek çıkarıyoruz biz her gün. Aşevlerimizden ihtiyaç sahipleri çok destek istiyor. Bizden yine sosyal destek isteyen vatandaşımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Çünkü derin bir yoksulluk İstanbul'un her yerinde var. Sefalet seviyesine geldi artık. Ataşehir'de de bunu yaşıyoruz. Evet. Yani şimdi genel çizdiğiniz tabloda barınma, gıdaya erişim, eğitim, çocukların okuldan kopması, dengeli ve yeterli beslenememe ve buna bağlı sorunlardan bahsettiğimiz bir tablo var. Siz aynı zamanda yerel iktidara sahip bir partinin temsilcisi olarak Ataşehir'de belediye başkanlığı koltuğunda oturuyorsunuz. Çok yüksek bir sorumluluk seviyesi. Önceki belediye başkanlıkları dönemine göre daha büyük bir sorumluluk var galiba, öyle değil mi? Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Biz de sorumluluğumuzun farkındayız. 31 Mart 2024 seçimlerinde çok önemli bir sorumluluğu sırtımıza yükledi vatandaş. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Zorlukları var ama biraz önce söyledim. Bu arada Ataşehir'in imar sorunlarının çözülmesi gibi kolaylıkları da var. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çok entegre çalışabilme fırsatımız oluyor. İşte şu an Ataşehir'de 10 bin ailemize kavurma götürebildik mesela. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bir çalışmayla hayata geçirdik. Bu zor şartlarda özellikle ihtiyaç sahibi ailelere bunu ulaştırmak çok kıymetli oluyor. Birer kiloluk kutularda, konservelerde kavurmayı İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Ataşehirlere ulaştırdık. İhtiyaç sahibi Ataşehirlere ulaştırdık. Bunun bu dönem için inanılmaz bir kıymeti var. Avantajları da var, sürecin dezavantajları da var. Ama bizim ilk günden bu yana bir
bakış açımız vardı. Biz Ataşehir'i Ataşehirlerle yöneteceğiz. Katılımcı yöneteceğiz ve bunu bir model haline getireceğiz. Ve göreve gelir gelmez katılımcılığı önce dijitalde hayata geçirdik. Dijital katılımcılıkla Ataşehir Senin diye bir internet sitesi oluşturduk. Burada 130 bin soru cevapladı Ataşehirliler. 130 bin? Evet, 130 bin soruya cevap verdiler. 6 bin Ataşehirli bu Ataşehir'de yaşayan ya da çalışan. Sadece orada evinin olmasına gerek yok. Çalışıyor da olabilir. Bizim hareketli bir merkezimiz var. İş merkezleri yoğun durumda. Buradan gelen cevaplar doğrultusunda Ataşehir'i katılımcılıkla yönetelimin ilk adımını attık. 5 yıllık stratejik planımızın altyapısını oluşturduk. İşte yeşil alanların tasarımından depreme karşı dayanıklı hale nasıl getirebiliriz? Ulaşımdan kültüre kadar bütün başlıklarda sorularımızı sorduk. Hatta bir de açık uçlu sorular sorduk ve Ataşehirlilerin kendilerinin tanımlamasını istedik. Aynı zamanda ekibe katılır mısınız? Biz de çalışır mısınız dedik. Yüzlerce Ataşehirli başvurdu. Biz sizle çalışmak istiyoruz dedi. Burada bırakmadık. 17 mahallemizde mahalle toplantıları yapmaya başladık. Yine mikrofonu verdik Ataşehir'deki vatandaşlarımıza. Sorunlarınızı anlatın dedik. Bazı sorunları anında çözdük. Ertesi gün hayata geçtik. Mesela bir parkımız dönem içinde yok olmuş. Esat Paşa mahallemizde. Hemen o parkı yeniden yaptık ve o toplantıdan çıkan sonuçla orta vadeli ve uzun vadeli gündemleri gördük. Aslında Türkiye'nin gündemiyle de eşleşen gündemlerdi bunlar. Bunlara yönelik 5 yıllık stratejik planımızı hazırlıyoruz. Tabii mahalleli dedik, dijital katılımcılık dedik. Bu arada gençlere, dezavantajlı gruplara da ulaştık. Bir gençlik danışma kurulu oluşturduk. O danışma kurulumuzla Ataşehir'i 5 yıl konuşarak yönetmek istiyoruz. Liseli gençler, üniversiteli gençler bu sürece katkı sunsun, geleceğe taşısın istiyoruz bizleri. Dezavantajlı grup dediniz, merak ettiğim iki şey var. Bir, kadınlar istihdama rahat katılsın diye kreş planlamanız var mı? Benim bildiğim kadarıyla Ataşehir çocuk dostu bir ilçe. Evet. Çocuklu ailelerin çok tercih ettiği bir ilçe ve buna yönelik de bir sektör yoğunluğu var benim gördüğüm kadarıyla. Ben bile düşündüm acaba taşınsam mı diye. Yani bekleriz, çok biliyorum. Mutlu oluruz sizi Ataşehir'de. Oradan biliyorum. Bu bir. İkincisi... sokak hayvanları meselesi. Bu ikisi merak ediyorum. Bunlar süremizin da, sonuna yaklaştık. Bunlar da çok önemli gündemlerdi. Kreşlerle ilgili bir planlamamız var. Yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. Şu an iki kreşi Büyükşehir Belediye'miz hayata geçiriyor. Biz de bu hafta bir bağışçımızla birlikte önümüzdeki süreçte iki kreşi hayata geçirmiş olacağız. Toplamda Ataşehir'de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 11 kreşimiz olmuş oluyor. Hedefimiz süreçte bunu 17'ye çıkarmak ve Ataşehir'deki annelerin özellikle istihdama katılabilmesi için onlara bir kolaylık sağlamak. Bunu da şöyle anlatayım, şöyle düşünün. Bugün bir özel kreşe gitmesi bir çocuğun yaklaşık 10-12 bin lira diyelim. Biz bunun 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatlara, geçen yıl yaklaşık 4'te 1'i fiyata hizmet verdik Ataşehirlere ve 600'e yakın çocuğumuz bu dönemki kapasitemizle hizmet görecek. Sadece Ataşehir Belediyesi kreşlerinde. Buna Büyükşehir'i de kattığımız zaman Ataşehir bölgesinde 1000'den fazla çocuğumuz kreşlerden eğitim alıyor. Biz bu kapasiteyi de 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ve şu anda kreşlerimizin inşaatı sürüyor. Biri İnönü mahallemizle Kayışdağ mahallemizin birleştiği noktada. Biri Ferhatpaşa mahallemizde hayata geçiyor. Biri yine Kayışdağ metro istasyonumuzda hayata geçiyor. Ama hedefimiz Ataşehir'de özellikle anaokulu çağındaki çocukların iyi eğitim alabilmesi okul çok öncesinde. Önemli. Onların gelişimine hem ruhsal gelişimine hem bedensel gelişime inanılmaz katkı sağlıyor. Ama bu arada anneler de çalışmak ve evin ekonomisine katkı sunmak istiyor. Sokak hayvanları konusu da çok önemli gündemlerimizden biri. Biz bu noktada bir strateji belirledik. Birinci aşamada stratejimiz sokak canlılarına nasıl iyi bakarız? Bunun için de göreve geldiğimiz yaklaşık 150 günde 5000 sokak canlısını sadece tedavi etmişiz barınağımızda. Kısırlaştırma sürecini çok yakından takip ediyoruz. Bunların %10'unu kısırlaştırılmamış olarak gördüğümüz için kısırlaştırmışız da aynı zamanda 500'e yakın hayvanımızı. Ve önümüzdeki süreçte bir de gündemi meşgul eden bir yasa var. Ona karşı da neler yapabiliriz diye düşündük. Bizim Orman Bakanlığı'ndan tahsis olan 40 bin metrekare alanımız var. Kayışdağ Ormanı'nın içinde. Onun yanında Maltepe Belediyesi'nde bir o kadar yeri var. Konuştuk Maltepe Belediye'mizle ve Büyükşehir Belediye'mizle. Orada 80 bin metrekarede gerçekten modern, uluslararası standartlarda bir hayvan rehabilitasyon merkezini hayata geçiriyoruz. Şu an projeleri hazırlanıyor.
Ama bu yetmez. Diğer taraftan da sahiplendirme çalışmaları için bir plan yaptık. Ben bir mektup kalemi aldım. Şimdi Ataşehir'deki sitelere, özellikle sanayi tarafında hizmet veren, üretim yapan firmalara bu mektubu ileteceğim. Biz de belediye olarak birimlerimizde sahipleniyor olacağız. Temizlik işleri şantiyemizde, fen işleri şantiyemizde. Ama siteler, sanayi kuruluşları da bu sokak canlılarını sahiplensin. Hep birlikte bu canlılara iyi bakalım. Hem Ataşehir sokaklarında bir tedirginlik olmasın, hem de sokak canlılarına iyi bakılsın diye bu mektubu kaleme aldık. Bu arada sizin aracılığınızla yine müjdemi vereyim. Ataşehir'de sokak hayvanları için bir vetbüs satın aldık. Şu an hazırlanıyor. Veteriner otobüsü evet, gibi evet, mi? Evet, veteriner otobüsü, aslında içinde modern bir ameliyathane var. O da Ataşehir sokaklarında olacak ilk defa ve Ataşehir'deki sokak canlılarının tedavisine hizmet edecek. Yani kısırlaştırma, sahiplendirme ve modern bir rehabilitasyon merkeziyle, mobil çözümlerle bu konuyu da en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Herkes diyor ki bu çok büyük bir sorun. Vatandaş bize bu sorunları çözmek için zaten oy veriyor ve çözüm üretin diyor. Biz de böyle bütünlüklü bir çözüm ürettik bu konuda. Tabii halk sağlığı için çok önemli çözümlerimiz var. Bir de size göstermek isterim. Süremiz çok daraldı evet, ama buyurun. İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden birini Ataşehirlilerle buluşturuyoruz. Aa, böyle çok önemli. Atatürk silüetiyle de. İçerenköy metro durağımızın çıktığı şöyle meydanda. Dün de büyük taarruzun biliyorsunuz 102. yıl dönümüydü. Çok güzel bir kutlama gerçekleştirdik biz Ataşehir'de. Aslında bu milletin bölünmez bütünlüğünün hem en büyük simgelerinden biridir bence 30 Ağustos zaferi. Oradaki evet. Başarı, bağımsızlığım ilanımızı tüm dünyaya yaptığımız bir zafer. Ataşehir de aynı zamanda bu böyle bir kütüphaneyle de önümüzdeki yıl içinde açacağımız bir kütüphaneyle de önümüzdeki aylarda hem Ataşehirli gençlere hizmet edecek hem de böyle bir eserle de bağışçımız var burada Gönüllü Hizmet Vakfı. Atatürk'ümüzü de, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de Ataşehir'de yaşatıyor olacağız. Çok güzel oldu. Finali Mustafa Kemal Atatürk ve bir kütüphane ile yapıyor olmak. Kıymetli katkınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum çok efendim. Ben konuğumu uğurlayacağım. Katkısından dolayı teşekkür edeceğim. Bir reklam arası, dönüşte son bir sözümüz olacak. Günaydın sevgili izleyenler. Dedik ya son bir sözümüz olacak, veda edeceğiz diye. Vedayı güzelleştirelim. Gürgen Öz, Garip Bir Yer isimli bir kitap kaleme almış. İsim tanıdık geliyor mu? Bir de buradan göstereyim size kitabı yazan kişinin kim olduğunu. Kendisini ekranlardan tanıyoruz efendim. Eseri için yolu açık olsun diyoruz. Erişemeyenler Pınar Maliki tarafından kaleme alınıp bize gönderilmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler 31 Ağustos Çalar Saat hafta sonusunun sonuna geldik. Yarın sabah da yine saat 8.30 ile 10 arasında Çalar Saat hafta sonunda günaydın diyeceğiz kocaman. Yine sürpriz konu ve konuklarımız olacak. Yine Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Sohbet muhabbet edeceğiz sizlerle. O zamana kadar güzel bir cumartesi olsun mu? Bence olsun.